Esselamu Aleykum Sevgili gençler, değerli arkadaşlar, hadis dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 40 hadis ile ilgili soru çözümü yapacağız. Sizlere hadis dersimizde dağıtmış olduğumuz 40 hadisi şerif vardı, kısa hadisi şerifler. Bu hadisi şeriflerden hazırladığım 20 tane soruyu inşallah bugün çözeceğiz. Birinci sorumuz. Bir hadis-i şerifte münafığın alameti üç tane diye zikredilir. Aşağıdakilerden hangisi bu alametlerden değildir? A. Konuştuğu zaman yalan söyler. B. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. C. Konuştuğu zaman yeminle konuşur. Evet, münafığın alameti üçtür diyordu. Hangisi değildir? Doğru cevabımız C konuştuğu zaman yeminle konuşur bu hadis-i şerifte geçmiyordu. Yukarıdaki hadis-i şerifte altı çizili olan kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları görelim bir önce. Evet, yesiru ve la tuessiru ve beşşiru ve la tuneffiru. Ve beşşiru diye kelimenin altı çizilmiş. Bu kelimenin anlamı nedir? Hadis-i şerifi hatırlarsınız. Doğru cevabımız A seçeneği ve Beşşiru müjdeleyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Üçüncü hadisi şerif. Yukarıdaki hadisi şerifin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, anlamını sormuşuz hadisi şerifin. Şıklarımız bu şekilde. Men la yerhamin nase la yerhamhullahu. A. Allah'a merhamet etmeyen insanlara merhamet etmez. B. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. C. İyilik, her iyilik sadakadır. D. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Doğru cevabımız tahmin edin. Evet, B seçeneği, insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Dördüncü sorumuz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yukarıdaki anlamı verilen hadisi şerifin Arapçası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, Arapçasını istiyoruz. A seçeneği Kullu ma'rufin sadakatun B. Men la yerhamin nase la yerhamhullah C. E'tul ecira ecrahu qable en yeciffe arakahu D. D. Bu'istu li utemmime mekârimel ahlâk. Evet doğru cevap D seçeneği ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Diğer hadis-i şeriflerin anlamlarını da verelim. Küllü ma'rufin sadakatun her iyilik sadakadır. Men la yerhamin nâse la yerhamhullah. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. E'tul ecira ecrehu qable en yecif fe'arakahu işçinin ücretini alnının teri kurumadan önce ödeyiniz buyuruyor. Beşinci soru. İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Yukarıdaki hadis-i şerifte Allah Teala'nın bizim neyimize bakacağı ve önem vereceği ifade ediliyor. Amallarımıza B şekillerimize ve yüzlerimize, C kalplerimize ve amellerimize, D namazlarımıza ve iyiliklerimize. Evet, doğru cevabımız kalplerimize ve amellerimize. Şüphesiz ki Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor. Altıncı hadisi şerif, yukarıdaki hadisi şerifte altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? El hasedu ye'kulul hasenati kema te'kulun naru el hatab. A iyilikler, B kıskançlık, C ateş, D odun. El hasenat kelimesinin altı çizilmiş. Doğru cevabımız A seçeneği iyilikler. Hadis-i şerifin anlamı haset, kıskançlık, iyilikleri yer bitirir. Kema te'kulun narul hatabe. Odunun ateşi yaktığı gibi yediği gibi diyor. Kıskançlık iyilikleri yer bitirir. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki hadis-i şerif hangi ibadetin önemine ve faziletine işaret etmektedir? Şıklarımız böyle. Men haraca fi il ilmi fehuve fi sabilillah. Kim ilim talep etmek için evinden çıkarsa o Allah yolundadır. Hatta <laughs> erci'a dönünceye kadar. Doğru cevap hangisi? A. Cihat B. İlim öğrenmek C. Namaz D. Sadaka Doğru cevap B seçeneği ilim öğrenmek. Sekizinci sorumuz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir müminin din kardeşini terk edip küstürması helal değildir demekte olup bu küslüğün kaç günden fazla olmamasını belirtmektedir. A. 5 gün B. 4 gün C. 3 gün D. 2 gün Doğru cevap 3 gün. Yani bir Müslümanın Müslüman kardeşi ile 3 günden fazla dargın durması helal değildir diyor o hadisi şerifte. 9. soru İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Yukarıdaki hadisi şerife göre cennete girmemiz için en başta yapmamız gereken şey nedir? A) Namaz kılmak, B) İman etmek, C) Kur'an okumak, D) Temiz olmak. Hadis-i şerife göre cennete girmemiz için gerekli olan şey iman etmek olacak. Doğru cevap B seçeneği. 10. sorumuz, yukarıdaki hadis-i şerifte kabul edilen dualar sayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dualardan değildir? Şıkları görelim. Sonra hadis-i şerifi okuyalım. Selâsü de'avâtin yüstecâbu lehünne lâ şekke fîhinne da'vetül mazlûn ve da'vetül müsafir ve da'vetül li A- Babanın evladına duası. B. Yolcunun duası. C. Mazlumun duası D. Şehitlerin duası Bu hadisi şerifte hangisi sayılmaz diyor. Üç tanesi sayılıyor, bir tanesi sayılmıyor. Doğru cevap şehitlerin duası. Yani hadiste geçmiyor. Anne babanın evladına duası, mazlumun duası ve misafirin yani yolcunun duası mutlaka kabul edilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. 11. sorumuz Yukarıdaki hadis-i şerifin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şıkları getirelim önce. Ondan sonra hadis-i şerifi okuyalım. Kul amentu billah thumma A. Allah'ı seviyorum de. B. Allah çok merhametlidir de. C. Allah'a inandım de. Sonra da dost doğru ol. D. İslam güzel ahlaktır. Evet cevabımız Allah'a inandım de kul amentu billah thumma istakim. Sonra da dost doğru ol. 12. soru. Niyet sayesinde kimi güzel adetler ve alışkanlıklar ibadet niteliği kazanır ifadesi hangi hadisi şerifi işaret etmektedir? Niyet sayesinde evet. A seçeneği her meşru ve güzel iş iyilik sadakadır. Temizlik imandandır. Akraba ve dosta iyilik ediniz. Din kolaylıktır. Evet doğru cevabımız A seçeneği. Her meşru ve güzel iş iyiliktir, sadakadır. Buyuruluyor. Evet 13. sorumuz. Bir gün yemek esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes radiyallahu anh'e sen Allah'a ve kul bi yeminik ve kul mimma yelik. buyurdu. Bu hadisi şerifin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Yemeği yavaş yavaş ye. B. Besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. C. Sofraya saygılı ol. D. Yemeği israf etme ve az ye. Doğru cevap B seçeneği besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. 14. sorumuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına beş vakit namazı bir benzetme ile anlatıyordu. Beş vakit namaz herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde gündüz beş defa yıkandığı nokta nokta ya benzer buyurdu. Bu hadisi şerifte beş vakit namaz neye benzetilmiştir? A. Kuyuya B. Kevser havuzuna C. Toprağa D. Irmağa Doğru cevap ırmak nehir D seçeneği. 15. soru. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz İslam'a İslam'ın beş esasını saymıştır. Namaz, dost doğru kılmak, namazı dost doğru kılmak ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Hani İslam beş temel üzerine kurulmuştur diye başlıyor ve bir maddesinde de namazı dost doğru kılmak buyuruyor. Bu ifadenin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ve savmi ramazan. B. Ve ita iz C. Ve ikamis salah. D. Ve haccil beyt. Doğru cevap ve ikam-i sala, salat namaz demektir, ikam dost doğru kılmak demektir. 16. sorumuz, yukarıdaki hadis-i şerifin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hadis-i şerifin konusunu sormuşuz. Ruvar Rabbi fi rıval velidi ve sakatur Rabbi fi sakatil velidi. Evet doğru cevabı söyleyin ondan sonra hadis-i şerifin anlamını verelim. Doğru cevabımız D seçeneği, anne baba rızasını kazanmak. Rıdvar Rabbi, Allah'ın Allah rızası fi rıdval velidi. anne babanın rızasındadır. Ve sakatur Rabbi, Allah'ın öfkesi fi sakatil velidi. anne babanın öfkesindedir buyuruyor. 17. sorumuz, Allah rızası için yapılan her iyilik değerlidir. Yapılan bir yardımın az ve önemsiz görünmesi onun değerini düşürmez. Açıklaması hangi hadise vurgu yapmaktadır? Yani az olması onun değerini düşürmez. A. Güzel söz sadakadır. B. Besmele çek sağ elinle ye ve hep önünden ye. C. Temizlik imandandır. D. Aranızda selamı yayınız. Evet doğru cevap A. Güzel söz sadakadır. Kullu ma'rufin sadakatun. Yani onun az olması değersiz olduğunu göstermez. Güzel söz söylemek de sadakadır. 18. soru. Yukarıdaki hadis-i şerife göre Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir? اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ ve in A) Devamlı ve çok yapılanıdır. B) Az da olsa devamlı yapılanıdır. C arada sırada yapılanıdır. D cemaatle yapılan yapılanıdır. Amellerin en hayırlısı Evet B seçeneği az da olsa devamlı yapılanıdır. Uhubbül a'mali ilallahi Allah katında amellerin en hayırlısı edvemuha ve in Az da olsa devamlı yapılanıdır. 19. sorumuz Yukarıdaki hadis-i şerifin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hadis-i şerifin son kısmını çıkarmışız. Hangisi getirilmelidir? Men ra'a e minkum münkeran fel yugayyir bi Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Fe illem yestati fe bi Buna güç yetiremezse dil ile düzelsin fe in lem yestati' fe bi buna da güç yetiremezse ve وذ... za fe bi qalbihi buzetsin ve وذلك... zalika nokta nokta a ve iza tumina khana b ve in qalla c la yerhamuhullah d azaful iman bu da imanın en zayıf derecesidir azaful iman ve zalike azaful iman olacaktı. Son sorumuz Allah'ın merhametinden mahrum kalmak istemiyorsak katı kalpli olunmamalıdır. Katı kalpli olmamamız gerektiğini belirten hadis aşağıdakilerden hangisidir? Katı kalpli olmamalıyız. A. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. B. Temizlik imandandır. C Kişi sevdiği ile beraberdir. D Güzel söz sadakadır. Doğru cevabımız A. Katı kalpli olmak istemiyorsak merhamet etmeyene merhamet olunmaz hadisine uyacağız. Yani insanlara ve diğer varlıklara merhamet edeceğiz. Evet bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.